Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere canınız tatlı çektiğinde kolaylıkla yapabileceğiniz az malzemeli lokum gibi süt lokması tarifini paylaşmak istiyorum. Tarifimiz için öncelikle şerbetini hazırlayalım. Şerbeti için tencereye 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, çeyrek limon suyunu alalım. Şeker eriyene kadar karıştıralım. Şeker eridi. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Hamuru için tencereye 2 su bardağı süt, 1 su bardağı irmik alalım. Ben şu anda 2 ölçü hazırlıyorum. Eğer isterseniz tek ölçüde hazırlayabilirsiniz. Sizlere tek ölçü tarifinin malzeme listesine ekleyeceğim. Eğer isterseniz kişi sayısına göre tek ölçü hazırlayabilirsiniz veya daha fazla kişi varsa 2 veya 3 ölçü hazırlayabilirsiniz. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe alalım. Orta ateşte iyice koyulaşıp hamur kıvamına gelene kadar pişirelim. Karıştırmayı da bırakmayalım. Sürekli karıştıralım. Aynı şekilde şerbetin de tek ölçüsünü vereceğim. Hamurun da tek ölçü olarak vereceğim. Ben 2 ölçü hazırladım. Hamur iyice toparlanana kadar pişirelim. Hamur artık iyice toparlandı. Gördüğünüz gibi iyice toplandı. Bu kıvama geldikten sonra hazır. Şerbeti ve hamuru soğumaya bırakıyorum. Hamur iyice soğudu. 2 tane yumurta, 2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave edelim. İyice yoğurup karıştıralım. Yumurtayı hamura iyice yedirelim. Bu şekilde ele yapışan yumuşak bir hamur hazırlayalım. Tavaya 1,5 su bardağı sıvı yağ alalım. Şekil vereceğiz. Bir küçük kaseye de sıvı yağ aldım. Elimi batırıp şekil vereceğim. Hamur cıvık olduğu için elimizi hafif yağlayıp şeklini verelim. Bu şekilde daha kolay şekil vereceğiz. Küçük bir parça koparıp elimizle yuvarlayalım. Çok küçük küçük parçalar koparıp hazırlıyorum. Çok büyük yapmayın. Kızarırken zaten kabaracak, şişecek. Hazırladığımız tatlıları soğuk yağa alalım. Tavayı da çok doldurmayalım. Pişerken kabaracak dediğim gibi. Ocağa alalım. Orta ateşte yavaş yavaş kızartalım. Ara ara sallayıp çevire çevire tatlıları kızartalım. Yavaş yavaş şişmeye, kabarmaya başladı gördüğünüz gibi. Yavaş yavaş kızarmaya da başladı. Tavayı sallaya sallaya, tatlıları çevire çevire kızartalım.
Altın sarısı rengini alana kadar kızartalım. İkinci tatlıları da yaptıktan sonra kesinlikle kızgın yağda kızartmayın. Yağın soğumasını bekleyin. Yağ soğuduktan sonra ikinci tatlıları da kızartalım. Bu arada tatlılarımız altın rengini aldı. Tatlıları şerbetin içine alalım. 5 dakika karıştıra karıştıra şerbetini çekmesini sağlayalım. Hazırladığım ölçüden gördüğünüz kadar tatlı çıktı. Kalan şerbetten tatlının üzerine gezdirelim. Süt lokması tarifimiz hazır. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu da göstermek istiyorum. Lokum gibi bir tatlı oluyor. Şerbetini de çok güzel çekti gördüğünüz gibi. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun.